zaman aramızda. Gazeteci arkadaşlar mı geliyor? İşte saygıdeğer basın mensupları, değerli Demokratik Sol Partili arkadaşlarım, bugün aramızdan ayrılışının 3. yılında Demokratik Sol Parti'nin kurucu genel başkanı ve onursal genel başkanımız Bülent Ecevit'in sevgili eşi Rahşan Ecevit'i saygı ve rahmetle anmak üzere manevi huzurunda toplanmış bulunuyoruz. O 1923 yılında dünyaya geldi ve bugün Cumhuriyetimizle birlikte 100. yaşında. 1946 yılında, yani 77 yıl önce Bülent Ecevit'le yaşamlarını birleştirdiler. 60 yıl aynı yastığa baş koydular ve 3 yıl önce onları ebedi istirahatgâhlarında yine burada yan yana buluşturduk. Rahşan Ecevit'in bu vasiyeti için iradesini esirgemeyen, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm devlet ricaline Demokratik Sol Parti ailesi olarak bir kez daha şükranlarımızı sunuyorum. Rahşan Bülent Ecevit çifti dendiği zaman ilk önce örnek bir aile yaşantısı, sevgi, saygı, vefa, içtenlik ve uyum gibi kavramlar aklımıza gelir. Türk siyasetine damga vurmuş kadın siyasetçilerden biri olarak Rahşan Ecevit 97 yaşında yaşama gözlerini yumdu. Allah rahmetiyle muamele eylesin. 1970 yılında Köylü Derneği'ni kuran Rahşan Ecevit esasen özünde demokratik sol siyasetin toplumsal temellerini atmıştı. Bu çalışmalarıyla köylülere ve gecekondularda yaşayanlara uzman yardımcılarıyla birlikte bilgi ve eğitim götürüyorlar. Üreticinin daha çok kazanmasına, şehirlerdeki tüketiciler için de hayatı bir ölçüde kolaylaştırmaya katkıda bulunuyorlardı. 12 Eylül döneminde derneğini kapatmak zorunda kalan Rahşan Ecevit, Bülent Ecevit'in yasaklı olduğu dönemde Demokratik Sol Parti'yi kurdu ve partinin kurucu genel başkanı oldu. Yasaklar kalktıktan sonra genel başkanlığı Bülent Ecevit'e devrederek köylü derneklerinden elde ettiği tecrübesiyle parti içinde örgütlenmeden sorumlu genel başkan yardımcılığını üstlendi. Siyasi açıdan sıkıntılı ve çok zor günler yaşadılar. Bu zorluklarla yorulmuş koca bir hayat geçirdiler. Eşinin vefatına kadar yanından hiç ayrılmayan Rahşan Ecevit, Bülent Ecevit'le olan birlikteliğiyle çok konuşulmuştu. Bülent Ecevit de eşine duyduğu sevgiyi el ele büyüttük sevgiyi şiirinde yazdığı dizelerle anlatmıştı. Ruhun şad olsun Rahşan Ecevit.
Ruhun şad olsun genel başkanım. Mekanın cennet olsun. Sevgili eşin ve onursal genel başkanımız Bülent Ecevit'le aynı kabirde ruhlarınız huzur bulsun. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar.